İyi akşamlar. Sizlere yeni bir tabanca. Benim için yeni. Aslında piyasaya çıkmış olması yeni değil ama benim yeni gördüğümü öğrendiğim bir tabanca. Girsan'ın 1911 Match modeli. Ben bir senedir yaklaşık olarak piyasalarda değilim. İstanbul'da değildim. Dolayısıyla silah sektöründeki gelişmeleri pek yakından takip edemedim. Ankaralı bir dostum. Sağ olsun. Şu anda Ankara ASP poligonundayız. Yeni aldığı tabancayı sizlerle paylaşmak için buraya getirdi. Tabanca bir 1911 Girsan. Match model. Kutusunun içinde işte yağ, harbileri, tel ve kıl harbisi. Bir tane de ki benim en fazla kullandığım harbi budur. Çıkartabilirsem. Benim de savaş veriyor çıkmamak için ama sonra çıkartacağım. Bir tane de buraya bez geçirerek namlu temizleme harbisi. Evet. Çift şarjörle geliyor. 8 mermi kapasiteli. ECMAC marka. İtalyan malı olabilir. Emin değilim. 8 mermi kapasiteli. 911. Tek sıra şarjör. Şarjör tabanlıkları plastik ve kenarları şarjör yuvası nalına ne diyorlar ona Magwell ile uygun şekilde tasarlanmış. Önce bir silahın boş olduğunu görelim. Ondan sonra da Magwell'den başlayalım. Bunun amacı yol açmak. Çıkartıyorsunuz yeni şarjörü. Parmak prensip olarak ucunda. Mermi çekirdeğinin ucunda. Çünkü parmak parmağı, parmak burnu, el kulakları gösterir. El eli gösterir. Gözünüz kapalı olsa bile şarjörü yerine yerleştirebilirsiniz. Bu yerleştirmeyi hızlandırabilmek için kenarları at nalı gibi bir magazin yuvası, şarjör yuvası yapıyorlar. Bunun da adı İngilizce terminolojide Magwell'de. Güzel yapmışlar. Horoz yayı yuvasıyla tümleşik bir Magwell var. Plastik bir Magwell. Karbon lifli gibi gördüğüm güzel bir çift kabza kapağı var. Ve sol parmağın şarjör düşürme mandalına ulaşabilmesi için de burayı açmışlar. Güzel bir yuva olmuş. Şimdi bu tabanca Match modeli tabanca. Yarışma modeli tabanca. Güzel bir yarışma tetiği var aslında. Yani 2 kilonun biraz üzerinde bir tetik var. Çok oldukça keskin. Reset mesafesi, geri dönüş mesafesi de iyi. Horoz aynı horozdan bende de var. Amerika'dan getirtmiştim. Markasını şu anda anımsayamıyorum. Güzel bir kabza emniyeti. Çok keskin, kolay devreye giren bir kabza emniyeti var. Ayarlı bir gez ve arpacık. Her ikisi de siyah. Gezin arkası tırtıllandırılmış. Işık yansıması yapmasın diye. Keza arpacığın önü de ışık yansıması yapmasın diye tırtıllanmış. Tabii her ikisi siyah olduğu için hedefe atış tabancası ya, hedefe ayarlarken hedefin siyahın altındaki beyazı ayarlamak lazım ki ışık gelebilsin. Arpacığın iki tarafından gezin yanlarından ışık görünsün. Şöyle bir resim verelim. Gez arpacık ilişkisini buradan görebilirsiniz. Klasik 1911 kurma kertikleri ama açılı, derin ve pozitif kurma kertikleri. Gayet rahat tutup kurmaya isterseniz böyle, isterseniz böyle imkan sağlıyor. Namlu beyaz parlak krom kaplı. Klasik bir 1911. Onu söyleyeyim. Düz bir horoz yayı muhafazası var. Buna da mainspring housing diyorlar İngilizce'de. Ön tarafında tırtıl yapmışlar. Şu tırtıllar bayağı zor tırtıldır. Kabartma tırtıl. Güzel yani. Hiç eli rahatsız etmiyor. Güzel tırtıl çekmişler. Kabza ön konturuna. Türkiye'deki bütün 1911'ler gibi bu
kısım biraz kalın. Gerçek 1911 Colt'larda şurası çok daha incedir. Yani şurası daha güzel yatırılmıştır. Ama Türkiye'de bu böyle yapılıyor. Nedenini de bilmiyorum açıkçası. Evet. Atış yapmadı bu tabanca. Önce sahibi bir iki atış yapacak. Müsaade ederse ben de bir iki el atış yapabilirim. Büyük bir keyif almış, büyük bir zevk almış. Hakikaten yazılarının küçüklüğü dolayısıyla hiç rahatsız etmiyor. Mat bir kaplama var. Mat kaplama olması, atış tabancası olması için bayağı önemli bir özellik. Işık yansımaması için. Boş tabanca. Yine de böyle güvenli bir doğrultuya tutalım. Evet. Çok hafif yürüyor. Çok hafif yürüyor ama hiç atış yapmamış tabancanın böyle şeyler yapması normal. 200-300 atış yapacak. Rodajını yapacak. Ondan sonra şiir gibi çalışmaya başlar. Tetiği de, horozu da size verdiği hizmette. Grupmanı bile düzelir. Daha fazla iyi olur. 150-200 atıştan sonra bir tabancanın. Evet. Biraz sonra atış yaparken de videosunu çekeceğiz inşallah. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ben de sonradan fark ettim. Çift taraflı emniyet var. Hem sağ aklar hem sol aklar için çift taraflı ve uzatılmış. Bakın şöyle daha rahat görebilirsiniz. Uzatılmış bir parmak emniyeti var. Hızlı bir şekilde. Neden bunu? Amerikalılar çok seviyorlar. Cocked and locked. Dolu ve kilitli pozisyonu. Tek hareketli tetiği olduğu için atış hızlı açısından üzerinde şarjör yok. Varsayalım ki şarjör var. Bir mermiyi atım yatağına doldurdu. Yavaş bırakıyorum. Öyle yapılması gerekir. Ama mermi varken mutlaka hızlı bırakmak gerekir. Kilitliyor. Şu anda tabanca çalışmaz. Bu vaziyette taşıyorlar Amerikalılar 1911'leri. Atış yapmak gerektiği anda emniyeti indiriyor aşağıya ve atışını yapıyor. Cocked and locked. Kurulu kilitli pozisyonu. Ankara ASP poligonundayız. Biraz evvel tabancasını tanıttığımız Şakir Bey şarjörüne 5 mermi koyuyor. 45 ACP Girsen Match modeli. Bakalım tabancanın gezi nereye ayarlı, nereden vuracak? Güzel, aynı yere atın. Güzel. Demek ki gezi biraz yukarı kaldırmak gerekiyor. Evet. Güzel. Son iki, dördü, üçüncü ile beşinci aynı delikten geçti hemen hemen. Geçti mi? Evet. Güzel. İlk defa Şakir Bey bu tabancayla ilk defa atıyor. Tabancanın ilk yaktığı mermiler bayağı başarılı. Ben önce biraz gez yukarıya kaldırılmalı diye düşündüm ama mermiler kendinden yukarıya gitmeye başladı. Vallahi olabildiğince tam ortaya atmaya çalıştık ama. Atayım 5 tane. Tabii. Gez çok aşağıda. Onun için biraz aşağı vurması doğal. Güzel. Çok güzel. Son iki de VST'de kullanır mısın Şakir? Tamam. VST'deyim. Bitti. Gayet güzel. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi birazcık bir çıt, bir iki çıt gez yukarıya kalkarsa çok daha güzel olacak. Çağıralım bakalım. İsterseniz şeyde... Hatam da olmuş da olabilir. Artık vallahi siz de bu... attıktan sonra daha iyi anlarsınız. Ben 50 senedir bu kadar güzel atamıyorum. Estağfurullah. Gayet güzel, gayet güzel. Bu güzel bir grupman. Bayağı güzel bir grupman. Bunlar biraz şeyden olabilir. Onunla ilk atışlardı galiba. Tetik stresinden olabilir ama şeyi yukarıya aldığın zaman bu grupmanı çok güzel bir grupman. Burada 4,5-5 santimlik bir grupman var. Arpacık birazcık yukarıya kalkarsa
bu grupman buraya gelecektir. Evet, eline sağlık. Sizin de elinize sağlık. Geldiğiniz için, çektiğiniz için çok teşekkür ederiz.